var. Ya sen gelirsin belki biz gideriz. Beraber çok dedik her şeyini. Dönümümüz varsa. Yok. Bu karavanı ilk olarak Uludağ'da mı denediniz, kullandınız? İzmir'e falan gittik. Gittiniz. En çok hangi yerde kaldı karavan? Hangi şehirde? Uludağ'da. Bursa'da yapıldı tamamen değil mi? Yerli üretim. Nasıl fonksiyonlara her şey sizin için uygun mu? Özellikle hanımlar önemli şeydi. Benim için çok rahat. Ben geleyim. Evet, geçin. Mutfağını bize anlatırsanız. Diğer sene götürdüm. Onunla röportaj yapacağız. Evet. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bir çadır hayatımız vardı. Çadır hayatından böyle bir şeye geçmek istedik aslında. Ama fikir buradan çıktı. Biraz geniş bir şey olmasının sebebi de o. Çok böyle mobil olmayı tercih etmiyoruz. Tasarım tamamen bize ait. Biraz daha böyle Avrupa'yı görünsün istedik. Ona göre uygun malzemeler seçtik. Şasi olarak ne kullandınız? Hangi otokar? Doruk 2009 model bir sıfır halk araç otobüsü kullandık. Halk. Yok, halk otobüsü 2009 model. Onu aldık, dönüştürdük. Karoseri işi, mobilya işi. İşte hepsi elektrisi. Bursa'da mıydı? Tamam, Bursa elektriği İstanbul'da bir arkadaşımla birlikte yaptık. Ama yine birlikte yaptık. Kaç ay sürdü bunu? 8-9 ay civarında bir zaman aldı aşağı yukarı. Aralarda tabii bir 2 ay mola verdik. Farklı nedenlerden dolayı ama günün sonunda... Uzun yol yapabiliyor musunuz? Tabii tabii. Geçen Kurban Bayramı'nda bir 1600 kilometre civarında bir yol yaptık. Şöyle bir Ege'den geçtik. Abi enerji, bunda bir lityum pil var. Bu pil sayesinde aslında bütün enerjiyi çok hızlı bir şekilde depolayabiliyoruz. O yüzden de gece veya güneşsiz olan birkaç günde rahatlıkla hem klimalarımızı hem diğer yüksek enerji çeken cihazlarımızı çalıştırabiliyoruz. Kaç tane güneş paneliniz vardı? Nasıl? Şu anda 5 tane güneş paneli var. Toplamda 2000 watt civarında bir enerji alabiliyoruz güneşten. Bunu da tamamını anında akülere alabilme imkanımız var. Öyle kısıtlı bir şarj imkanı yok. O yüzden özellikle lityum tercih ettik. Tamamen elektrik taraflarındaki dizaynlar da bana ait. Akü dizaynları nasıl bir şey olacağından, akünün alınıp toplanması, bu lityumlar biraz özel üretime de girebiliyor. Bunlar da kendi uğraşlarımla oldu. Tamamen unik oldu. Peki gören, bunun formülünü isteyen oluyor mu sizden? Ya aslında bir videoda çektik. Özellikle soranlar, merak edenler, gelip birebir bize sormaktan çekinenler için şöyle bir kısa video çektik. Onu da koyduk. Tabii ki soranlar oluyor. Özellikle bu işe merak salan insanlar çok sorguluyorlar. Neyi nasıl yaptınız, nerede yaptınız? Ama tabii herkesin hikayesi farklı, herkesin beklentisi farklı. Seçeceği ekipmanlara göre herkesin bambaşka bir yol haritası oluyor. Ona uygun da başarabilen mutlu oluyor. Tabii zor bir iş. Tavsiye eder misiniz derseniz, hani vakti olan, bu konuya gönül vermiş, zamanı olan, imkanı, hem maddi hem manevi imkanı olan herkes yapabilir. Ama aksi olanlar zorlanabilir, farklı problemler yaşayabilir ki bizim için de çok kolay olmadı. Hem iş hayatını götürürken bir yandan da böyle bir imalatı takip etmek, ustalarla çalışabilmek kolay bir süreç değildi. Bizim sistem tamamen bir tablet üzerinden yönetilebilecek şekilde, tamamen akıllı karavan konsepti ya da bu akıllı ev sistemleriyle birebir benzeştirilmiş bir şekilde karavana uyarlanmış hali. Burada böyle bir tabletten enerjimizi, suyumuzu, işte her lambalarımızın açıp kapanmasını, yani şuradan tamamını açıp kapatmamız mümkün oluyor. Bunun gibi bütün işleri buradan yapabiliyoruz ki enerji takibi oldukça önemli karavanlarda ve buradan istediğim zaman tarihçesinde görme imkanım var ki bu karavanda hangi saatlerde ne olmuş, işte enerji tüketimi çok kritik olduğu için hangi ekipman ne kadar enerji çekiyor, bunların tamamını burada tarihçesiyle birlikte takip etme şansımız var. Asıl motivasyonumuz da alabildiğimiz bütün sensörleri, işte Xiaomi'nin bir cihazını satın aldığımızda onu bile buna çok rahatlıkla dahil edebiliyoruz. Android tabanlı mı, yazılı mı? Yazılı Android tabanlı değil. Bu aslında akıllı ev sistemleri için geliştirilmiş özel bir yazılım. Tamamen açık kaynaklı bir yazılım. Ben bunu aslında bizim karavana uyarladım diyelim. Aslında burada da bunun şeyi var. Bir beyin dediğimiz kısmı hemen şurada göstereyim. Buna bilenler tabii ki Internet of Things dünyasına alışık olanlar biliyordur. Burada çeşitli boardlarımız var. Buradaki bütün sistemi kontrol eden bilgisayar diyeyim ben buna. Bu bilgisayar ve role sistemi. Bununla birlikte buralarda roleler, sigortalar vesaireler var ve bu alan tamamen benim aslında bu iş için ayırdığım
elimin altında olmasını istediğim ve geliştirmeye de devam ettiğimiz bir yer. Yaşadıkça, ihtiyaç oldukça. Peki ben bu tarz unique üretimleri görmedim Avrupa'da. Bu tamamen özel Türk tasarımı diyebilir miyiz akıllı karavan için? Ya aslında Avrupalılardan örnek aldığımız çok tasarım var özellikle, ama tabii bunları kendi imkanlarımızla birleştirebiliyor olmak. Yani gördüğümüz, özendiğimiz çok güzel şeyler oluyor ama bunların hepsini yapmak tabii ki bizim şartlarımızda mümkün değil. Ustaların yapabildikleri belli. Bütün o tasarımlar bir dönüşüm sürecinde. Son cümleyi bir daha alayım abi. Tamam. Bu Avrupa'daki tasarımlara bakarak. Evet, Avrupa'daki tasarımlara da bakarak kendi imalat şartlarımıza da uygun bir şekilde aslında imkanları sonuna kadar kullanıp bir karavan proje sürecini tamamladık. Onay aslında çok uzun bir süre olmamasına rağmen karavanlar için biz bunu daha kısa sürelerde yapmayı istedik ama çeşitli nedenlerden dolayı ara vermemiz gerekti. İşte malzeme alımları, ustaların, doğru ustanın bulunması gibi süreçleri birlikte yaşadık. Eşim de bir fiil bana burada çok destek oldu. Çünkü kolay bir süreç değildi. Hem maddi hem manevi olarak özel bir süreç yaşadık. Günün sonunda mutluyuz. Gayet de kamp ortamlarında yaşayabiliyoruz. Önemli olan eşim mutluluğu. O da böyle bir geniş karavanda yaşadığı için çok mutlu. Burada böyle akıllı ev sistemlerinden benzettiğim bazı sistemler de var. Hani kendimizden ne kattık derseniz de bu bir otomasyon sistemiyle çalışıyor. Komple elektrik sistemi, enerji izlenebilme, monitör etme gibi kısımlar. Öyle bir farklılığı var diğer karavanlardan farklı olarak. Bir halk otobüsünü akıllı bir karavana çevirdiniz diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle diyebiliriz. Evet, peki. Hiç olmadı. Yani sen daha organize gel bence. Yani hep buradaysan. Abi. Valla Datça ve Antalya arasında turlamayı düşünüyoruz. İyi maşallah. Yani Allah yolunda açık etsin. Doğaçlama bir seyahat olacak bize. Evet, çok güzel. O daha güzel oluyor doğaçlama. Planlamadan aynen gitmek daha rahat. Karavancılar plan özgür. Plan var, plan oralara gitmek şu an. İlk plan o. Evet, Allah yolunuzu açık etsin. Tamam. Selam. Bir haftalık bir yere gidip geleceğiz. Tekrar. Geleceğiz. Hadi sağ olasın. Thank you.